Eklemlerimiz ve kemiklerimiz zamanla en çok eskiyen yerlerimizdir. Yürürken, merdiven çıkarken, soğukta dışarıda kalmak bize dizlerde acıya neden olur. Dünyadaki her insan günde bir kez bile olsa bu acıyı yaşar. Bu tedavi olacak bir şey değil. Ancak ağrınızı azaltacak doğal şeyler var. Bu videomuzda bunların cevaplarını bulacaksınız. Ama ondan önce kemik ağrısı neden olur bu sorunun cevabına bakalım. Kemik ağrısı özellikle fiziksel darbe ve kırılmalar nedeniyle ortaya çıkabilen çok rahatsız edici bir semptomdur. Eğer ağrı fiziksel bir darbe veya kırık nedenli değilse mutlaka önemsenmeli. Çünkü kemik kanseri, faget hastalığı, osteoporoz, kemik iltihabı gibi ciddi hastalıkların göstergesi olabilir. Diğer nedenlerden bazıları hareketsizlik, obezite, yetersiz beslenme ve kemik kırığıdır. Kalsiyum ve D vitamini bakımından zengin gıdalar tüketmek, egzersiz yapmak, kilo vermek bazı kemik ağrılarını dindirmeye yardımcı olur. Ancak aniden başlayan ve şiddeti yavaş yavaş artıp sabitleşen ağrılarda vakit kaybetmeden mutlaka bir doktora gidin. Tedavi süreci altta yatan nedene bağlı olarak değişebilmektedir. Evet, kemik ağrısının nedenleri işte bunlar. Çatlak veya kırık kemik. Fiziksel bir darbeyle kemiğin hasar görmesi. Kemik kanseri. Akciğer kanseri, raşitizm veya lösemi gibi kemiği de etkileyebilen hastalıklar, çocuk ve gençlerde büyüme ağrıları, D vitamini ve kalsiyum eksikliği, yoğun fiziksel aktiviteler ya da tam tersi hareketsizlik, aşırı kilolu olmak yani obezite. Peki kemik ağrısı hangi hastalıkların belirtisi olabilir? Kemik yumuşaması, düşük kemik yoğunluğu ve osteoporoz yani kemik erimesi. Osteomiyelit yani kemik iltihabı, paget hastalığı, stres kırığı, Todler kırığı, yeni yürümeye başlayan çocuklarda görülmektedir. Raşitizm, cam kemik hastalığı, orak hücre anemisi gibi kemiklere kan akışını engelleyen hastalıklar, kemik iliği kanseri ve kemik kanseri, metastatik kanser, örneğin akciğer kanserinin kemiklere sıçraması gibi. Evet, şimdi gelelim kemiklerdeki acıyı 7 gün içerisinde yok eden karışıma. Badem sütü eklem ve kemikler için kalsiyum bakımından zengindir. Zaman içerisinde dizlerimizdeki ve bedenimizdeki diğer eklemler elastikliğini kaybeder ve bu da acıyla sonuçlanır. Bu karışım sayesinde iltihap ve ağrıyı azaltacak hazırlanması basit bir karışım var. Peki bu nedir? Bunun için şu malzemelere ihtiyacımız var. 200 gram kadar badem sütü, 30 gram kadar kurutulmuş papatya, 1 tane muz, 1 tatlı kaşığı bal ve istediğiniz miktar kadar buz. Karışımı şöyle hazırlamamız gerekiyor. Muz ve papatyanın olgunlaşmadığından emin olun. Muzu ve papatyayı soyun, küçük parçalara kesin ve diğer malzemelerle birlikte blender'a koyun. Pürüzsüz bir hal alana kadar bunları karıştırın, sonra bal ve buz ekleyin. Peki bunları nasıl kullanmamız gerekiyor? Haftada 3 defa kahvaltı yerine bu karışımı 1 bardak olarak için. Farkını göreceksiniz. Badem sütü kalsiyum bitki omega 3 açısından zengindir. Papatya da vücudunuzu zehirli maddelerden korur. A, B6 ve C vitamini içerir ve vücuttaki krampları ve zarar görmüş dokuları onarır. Gününüze bu karışımla başlayın, bütün kemik ve diz ağrılarınız böylelikle geçmiş olacak. Peki kemik ağrısı teşhisi nasıl konulur? Kemik ağrısının nedenini öğrenmek için hastane veya klinikten ortopedi ve travmatoloji bölümüne gitmeniz gerekiyor. Teşhis sürecinde genellikle izlenen adımlar şunlardır. Fiziksel muayene. Ortopedist hastaya tıbbi geçmişini ve kemik ağrısı türünü anlamak için ağrının nerede olduğunu, ilk ne zaman başladığını, şiddetini ve ağrıya eşlik eden diğer belirtileri sorar. Etkilenen bölgeyi elle muayene ederken hassasiyet, şişme, renk değişikliği, sıcaklık, kitle ve deformasyon olup olmadığını inceler. Peki kemik ağrısı cerrahi müdahalesi nasıldır? Cerrahi müdahalenin genellikle uygulandığı rahatsızlıklar şunlardır. Enfeksiyon yüzünden hasar gören kemik ve dokuyu çıkarma, kırık kemiği onarma, kanserli tümörü alma, şiddetli ağrıya neden olan kemik kanseri tedavisinde radyoterapi ve kemoterapide yaygın olarak kullanılan tedavi yöntemleridir.
Evet, sizlere kemik ağrısına iyi gelen besinleri aktarmaya şimdi devam edeceğiz. Bütün bilgisayar başında oturup akşam eve döndüğünüzde her yerinizin ağrıdığını bazen hissedersiniz. Gün içerisinde az hareket etmenin yol açtığı aflamasyon, yangı, bütün kemiklerinizin sızlamasına yol açar. İşte o nedenle acıyı azaltacak şu bitkileri mutlaka tüketmeye gayret edin. 1. Chia tohumu. Bol miktarda omega-3 yağ içeren chia tohumu yangıyı hafifletir. Son dönemin en moda besinlerinden biri olan bu süper tohum hazmı yavaşlatarak daha uzun süre tok kalmanızı sağlar. Böylece şeker krizlerinizi azaltır. 2. Dutsu meyveler. Güçlü bir antioksidan olan antosiyanin maddesinden içeren dut, böğürtlen, çilek gibi meyveler yangıyı azaltır ve ağrıları dindirir. 3. Ananas. Ananas, vücudun enflamasyonu atmasını sağlayan bromelain isimli bir enzimler bileşimini içermektedir. Artık Türkiye'de bazı marketlerde dilimlenmiş halde satılmaktadır. Kemik ağrılarını azaltmak için denemeye değer. 4. Pancar. Pancar, antioksidan özelliği bulunan betalain isimli madde nedeniyle ağrılara çok yararlıdır. Betalain kalbi de korur. 5. Kırmızı lahana. Bolca antosiyanin içeren kırmızı lahana, aynı zamanda bir C vitamini deposu. Kırmızı lahana, kanser ve kalp hastalıklarına karşı da güçlü bir savaşçıdır. 6. Yeşil, yemyeşil sebzeler. Pazı, lahana ve ıspanak gibi yeşillerden yüksek miktarda karotenoid ve flavonoid fışkırmaktadır. Bu iki antioksidan iltihabı, yangıyı azaltmaya birebirdir. Aynı zamanda kas ve kemiklere yararlı olan ağrıyı azaltan magnezyum açısından çok zengindir. 7. Turuncu sebzeler. Havuç, bal kabağı ve tatlı patates gibi turuncu sebzeler karotenoid açısından son derece zengindir. Beta karoten gibi karotenoidler bağışıklık sisteminin iyi çalışması için şarttır. Aynı zamanda yaşlanma karşıtı etkileri ve göze iyi gelmeleriyle bilinmektedir. 8. Yağlı balıklar. Somon, uskumru, sardalye, ançüez ve ringa gibi EPA ve DH isimli omega-3 yağlarını içeren balıklar sadece kalp sağlığı için değil, yangıya karşı da birebirdir. Bu balıklar D vitamini açısından zengin. D vitamininin bağışıklık sistemini dengelemesini sağlayan kronik yangıyla savaştığı bilinmektedir. Evet, bu videomuzda kemik ağrısına ne iyi gelir, hangi besinleri ne zaman tüketmemiz gerekiyor, bunların detayını sizlere vermeye çalıştık. Lütfen başkalarının istifade edebilmesi için videomuzu beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyoruz. Hoşça kalın.